Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle ek fiil, ek eylem konusunu işleyeceğiz. Fiiller konusunun bir alt başlığı. Hepinize iyi dersler diliyorum. Ek fiil, imek fiiliyle oluşturulan bir fiildir. İmek fiili. Tek başına kullanılmaz, daha çok başka kelimelerle birlikte kullanılır. Ancak fiillerin aldığı ekleri rahatlıkla ne yapabilir? Alabilir. İmek fiili. Diğer adıyla cevher fiili olarak da bilinir. Ek fiilin iki tane görevi vardır. Bunlardan birincisi isim veya isim soylu kelimelere gelerek bu kelimelerin cümlede yüklem olmasını sağlar. Nasıl oluyor o? O iyi bir öğrenci idi. Öğrenciydi yüklem. Öğrenci ismini burada imek fiili bitişik yazıldığı için düşmüştür sevgili öğrenciler. Yani idi kelimesi ayrı yazılsaydı idi şeklinde yazılacaktı. Öğrenci idi. İmek fiili şurada. Evet. Bir ismi cümlede ne yapmıştır? Yüklem yapmıştır. İsim soylu sözcükler nelerdir? Onlar da işte sıfatlar olabilir, zamirler olabilir, zarflar olabilir. Bunlar da isim soylu sözcüklerdir. Bunları da cümlede yine yüklem yapar imek fiili. İkinci görevi ise çekimlenmiş fiillere, çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapar. Fiil çekimini daha önceki dersimizde işledik. Koşmak fiili, yor, şimdiki zaman eki, du, şimdiki zamanın hikayesi. M de birinci tekil şahıs. İmek fiili de burada. Koşuyor idim. Koşuyor idin. Koşuyor idi. Bitişik yazıldığında koşuyordum şeklinde olur. İmek fiilinin isim ve isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yaparken dört basit çekimi vardır. Bunlardan birincisi ek fiilin geniş zamanı. Ek fiilin geniş zamanı. Yani bir ismi ya da isim soylu sözcüğü alıyor. Öğrenci, öğrenciyim, öğrencisin, öğrencidir. Bazen bu direkt yazılmayabilir. Öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrencidirler. Cümlede Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nin öğrencileri vefalı öğrencidirler. Evet, ne oldu? Yüklem oldu. Bu ismi yüklem yapan imek fiili hangi zamanda yüklem yaptı? Geniş zamanda. Ek fiilin ikinci zamanı ise dili geçmiş zaman, diğer adıyla bilinen, görülen geçmiş zaman. Ekleri dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü. Öğrenci idim. Öğrenci idin. Öğrenci idi. Öğrenci idik. Öğrenci idiniz. Öğrenci idiler. Burada sadece zaman ekinin değiştiğini görüyoruz. Ben çok başarılı bir öğrenciydim. Öğrenciydim yüklem. Kim? Ben. Gördüğünüz gibi sözcüğü cümlede ne yapmıştır? Yüklem yapmıştır. Dili geçmiş zamanda. Ek fiilin üçüncü zamanı ise mişli geçmiş zamandır. Anlatılan geçmiş zaman. Onun ekinde biliyoruz. Mış, miş, muş, müş. Yani öğrenci imişim, öğrenci imişsin, öğrenci imiş. Öğrenci imişiz, öğrenci imişsiniz, öğrenci imişler. Okulu güzel yapan öğrenci imiş. Bakınız, yüklem. Birinci görev neydi ek fiilin? İsim ya da isim soylu sözcükleri cümlede ne yapardı? Yüklem yapar. Bilirdi.
Ek fiilin görülenmişti geçmiş zamanı. Son olarak da ek fiilin dilek şart kipi var. Bu da se, sa ile. Yani öğrenci isem, öğrenci isen, öğrenci isek, öğrenci iseniz. Siz güzel öğrenciler iseniz güzel sözler söylersiniz. Evet, demek ki ek fiilin isim ya da isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yaparken dört tane zamanı ne yapıyor? Kullanılıyor. Şuraya bakalım. Komşumuz göçmen miydi? Evet, burada da yine göçmen idi. Burada soru ekini bu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ek fiili olumsuz yaparken de bu kitap çok güzel. Bu kitap güzel değil. Değil sözcüğüyle yapıyoruz. Ek fiili değil sözcüğüyle ne yaptık burada? Olumsuz hale getirdik. Peki burada güzel sözcüğü ek fiilin hangi zamanında çekimlenmiş çocuklar? Dikkatli bakıyoruz. Ek fiilin geniş zamanı. Burada üçüncü tekil şahısla çekimlendiği için dir eki yazılmamış. Yazılabilir de. Mesela bugün hava çok güzeldir. Genellikle yazılmaz. Buradan göremiyor öğrencilerimiz. Dikkatli bakalım. Bugün hava çok güzel. Ek fiilin geniş zamanı. Evet, burada önemli bir uyarımız var. Ek fiilin geniş zamanına şekilce benzeyen diğer eklerle ek fiilin geniş zamanını karıştırmamalıyız. Bu sözcükte yapıyı bilmek gerekiyor. Dikkatli bakalım şimdi. Geliyor eki. Bu nedir? Şahıs eki. Birinci tekil şahıs eki. İkinci örneğimizde mesela bugün çok hastayım dediğinde ek fiilin geniş zamanıdır. Üçüncü örnek kelimemizde benim babam dediği için buradaki me iyelik ekidir. Dördüncü örneğimize baktığımızda benim hayatım dediğinde burada tamlanan eki görevinde. Burada ise seçmekten seçim, geçmekten geçim, fiilden isim yapan bir ek görevinde kullanılmıştır. Son olarak da benim kardeşim tamlamasındaki im eki de tamlayan diğer adıyla ilgi eki görevinde kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi im eki 1, 2, 3, 4, 5 farklı görevde kullanılabiliyor. Örnek cümleye bakalım. Sen ne kadar güzelsin. Buradaki sin ek fiilin geniş zamanıdır. Sen yine bana döneceksin. Ecek gelecek zamanki sin de burada şahıs ekidir. Bunlara dikkat edelim. Evet. Ek fiilin iki tane görevi olduğunu söylemiştik. Basit zamanlı fiilleri birleşik zaman yapar. Basit zaman neydi hatırlayalım. Tek bir zamanı olan fiillere basit zamanlı fiil diyoruz. Birleşik zaman 3 tane var. Bunlardan birincisi hikaye birleşik zaman. Eki, d, di, du, dü, t, ti, tu, tü. Şimdi fiil çekimlerinde bir kural olduğu için bir tanesini anladığımızda diğerlerini de rahatlıkla anlayacağız. Bakalım şimdi. Gelmek fiili, yor, şimdiki zaman, eki, İmek fiili geliyor idi. Şimdiki zamanın hikayesi. Birincisi zaman eki yazıyoruz. Yor şimdiki zaman. İkincisi de birinci kısımdaki zaman neyse onun hikayesi oluyor. Yani geliyordu. Bitişik de yazabiliriz. Ayrı da yazabiliriz.
İkinci örneğe hemen bakalım. Okumak fiili acak, gelecek zaman, okuyacak, imek fiili idi. O zaman gelecek zamanın hikayesi oluyor. Üçüncü örneğimizde bakmalı, malı gereklilik kipi, imek fiili. Buradaki di ne oluyor? Dikkatli bakınız. Gereklilik kipinin hikayesi. Gördüğünüz gibi imek fiili bu örneklerde basit zamanlı fiilleri hikaye birleşik zaman yapmıştır. İkinci türde rivayet birleşik zaman ekimmiş, mış, muş, müştür. Çekim aynı, değişen bir şey yok. Yapmak fiili acak, gelecek zaman eki. İmek fiili yapacak imiş. O zaman gelecek zamanın rivayeti yapacakmış. Bu örneğe bakalım. Okumak fiili re, geniş zaman. İmek fiili ve miş. O zaman geniş zamanın rivayeti okurmuş. Ve son örneğimiz. Görmek fiili, ünlü türemesi, yor, şimdiki zaman, imek fiili ve miş, şimdiki zamanın rivayeti, görüyormuş veya görüyor imiş. Üçüncü birleşik zamanımız ise şart birleşik zaman. Şart bileşik zaman ki se, sa'dır. Fiil çekimimiz yine aynı şekilde. Tanımak fiili, tanır, re geniş zaman, imek fiili, se, dilek şart gibi. O zaman geniş zamanın şartı tanır, sa, tanır, ise. Çizmek fiili, yor, şimdiki zaman, se, çiziyor ise şimdiki zamanın şartı. Ve son örneğimiz anlamak fiili ye kaynaştırma acak gelecek zaman anlayacaksa gelecek zamanın şartı. Evet, bu örneklerle birlikte demek ki ek fiilin iki tane görevi var. Basit zamanlı fiilleri birleşik zaman yapar ve isim ya da isim soylu sözcüklerin sonlarına gelerek onları cümlede yüklem yapan sözcüklere biz ne diyoruz? Ek fiil ya da ek eylem diyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.